Evet, günaydın. Aslanı uzun bir zaman sonrasında aslında göreceksiniz. Bakalım büyümüş mü? Kafayı kaldırdı orada. Oğlum nereye sıçtın sen? Oraya olur mu? Hı? Olur mu oğlum orada? Orada olur mu? Ne bakıyorsun? Ben ne yapıyorum bugün? Bitki ekimleri yapacağım. Böyle kağıtları hazırladım. Tohumlar, bardaklarım. Tablom devirmiş orada. Bugün hiç aşağı inmemiştim. Deneyim bakayım. Sonunda aslanın dışkılarını temizleyeceğim. Oğlum o ne? Oraya yapılır mı? Bana bak bana. Elimdekilere bakma. Şşt. Lan hipnoz mu oldu? Bu tablo rüzgardan uçmuş demek ki. Evet. Buraya geldiğimizde masa kirlenmiş haliyle. Ama zaten toprakla uğraşacağım burada. Şu bahçe toprağım var. Şu bardaklara da ilk ekimleri yapacağım tohumların. Ondan sonra daha fazla toprak getirip büyük saksılar alacağım. Bu arada mantarlar bu durumda. Yaklaşık 10 gün, 15 gün oldu hatta. Poşetlerinden çıkarttım. Bekliyorum pin vermesini, mantar çıkmasını. Şu an şartlar, yani hava şartları gayet uygun. %73 nem, 18,5 derecede ortam sıcaklığı var. 2 gündür yağmurlu. O yüzden ortam daha nemli. Şurada da aşağıda zaten bayağı su birikmiş. Ama odunların üstleri kuru. Şimdi onları bir sularım üstten. Tekrar. Günde yaklaşık 2-3 kere suluyorum. Ama durum şimdilik böyle. Bakalım bunlar da mantar çıkınca tekrar zaten sizinle paylaşacağım. Daha çıkmadı. Bugün günlerden 8 Nisan. Evet. Şimdi bir ekim videosu. Ama ne ekim bu sefer? Şöyle tohumlarım var. Köşeden göstereyim karıştırmadan. Üstlerine yazdım isimlerini. Meşe, domates, şeftali, portakal, kiraz, şakayık, aloe vera falan filan böyle bir sürü tohum sipariş etmiştim. Onlar geldi. Şöyle şimdilik şu bardaklara bu toprakla ekim yapacağım. Ekim aşamasında sizinle paylaşmak istedim. İlk defa böyle bir tarım, çiftçilik deneyimim olacak. Haliyle diğer yaptığımız işler gibi. Ama yan tarafta da bir atölye olduğu için arkadan sürekli sesler geliyor. Artık idare edin, kusura bakmayın. Bu arada böyle bir selfie çubuğu da aldım. Daha rahat size çekimler yapabilmek için göstereyim. Şu kılıfı. Bir de açarsam ağzını. Böyle bir şey. Bluetooth'lu uzaktan kumandası var. En azından bunu sabitleyip bu tip çekimleri daha rahat, daha güzel size sunmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Ulan videoyu başlattım. Motor sesleri, boya sesleri. Ulan bu nedir ya? Neyse birazdan görüşürüz. Evet. Ekim aşamamızın ikinci kısmına hoş geldiniz. Aslan sinirlendi bir şeye. Neyse. Şuradaki şey bir poşet. Topraktan 45 bardak çıktı böyle. Şimdi tohumları, ekeceğim yerleri hazırlıyorum. Böyle işte üstlerine isimlerini yapıştıracağım. Hangi tohumun ne olduğuna dair. Nelerimiz var? İşte meşe, portakal, kiraz, şeftali, domates ve wasabi. Evet, yanlış duymadınız, wasabi. Wasabi ekeceğim, deneyeceğim yani. Sonra burada ne var? İşte küçük muzlar var, olacak. Karışıklar var, çilek var, mix, limon, fasulye falan filan. Şimdilik böyle. Bakalım birazdan neler olacak. Birazdan neler olacak? Aslında çok bir şey olmayacak. Şunların ortalarından birer tane parmak böyle açacağım. Hepsine birer tane tohum koyup can sularını vereceğim. Daha sonra bunların filizlendiğini gördüğümde bir canlıya hayat ya da işte yaşamına başlaması için vesile olmak güzel bir duygu olacağını ümit ediyorum. Ki öyledir de muhtemelen. İnşallah bunlar güzel filizlenir. Güzelce büyür ve verim elde ederiz. Sonuca ulaşırız inşallah. Evet, ekim aşamasının bir bölümünü size dahil edeyim dedim. Bu arada şöyle işte üstlerine kesip ne olduklarını yapıştırdım ilk sıranın. Şimdi ne ekiyoruz? Domates. Domates tohumlarını da göstereyim şöyle. Şu tarafa. Bu bardaklara aynı zamanda şeftaliyi de ektim. Küçük oldu ama artık filizlenince daha büyük bir bardağı oradan da saksıya alırım. Aslan! Ne oldu oğlum? Şu aslanı bakıyorum. Evet, nerede kalmıştık? Sanırım domates ekiyorduk değil mi? Zaten tarıma ve çiftçiliğe başlamak isteyen herkesin ilk kelimesi domates, biber ekecek olur. O yüzden ben size domates ekerken açtım videoyu. Şimdi ellerim büyük olduğu için biraz normalden bu tarz ince işler zorlu olabiliyor. Şimdi şöyle üstlerinden hafif biraz boşluk açtırıyorum. Zaten bu arada toprakları da koyarken çok sıkı bastırmadım.
Hava almaları önemli. Her birine birden fazla tohum atacağım garanti olsun diye. Şöyle. Üçer beşer tane. Dediğim gibi bu ilk denem olduğu için bazı şeyleri garanti almak istiyorum. Şöyle üstlerini hafiften kapattırıyorum. Bunu da kapattıralım. Evet. Domates ekimimiz de bitmek üzere. Şunun içinden taş gibi bir şey çıktı. Atalım. Evet. Şimdi sıra wasabi'de. Bunlar wasabi tohumu. Daha önce muhtemelen görmediniz. Ben de ilk defa görüyorum. Bu arada tohumların hepsi içinden geldi. Şimdi ilk denemede telef edecek tohumları yerli tohum olsun istemedim. Ama daha sonrasında bayağı kapsamlı projem olacak. Böyle daha bayır gezerken daha köylerinden orijinal ata yadigarı tohumları bulup toplamaya çalışacağım. Hem bunların muhafazasını sağlayacağım hem de işte ekimlerini yapmaya çalışacağım. Bunların da aslında biraz da prototip deney amaçlı olacak. Hem farklı bir kıtanın kıtada yetişen ya da kıtadan gelen tohumlar nasıl verim sağlıyor. Hatta bunları imkan bulabilirsem bir gıda laboratuvarına da test ettirmeyi düşünüyorum. İçinde harici şeyler kullanılmış mı, farklı bir şeyler var mı yok mu? Yani şu an teorilerim var. Ama o teorileri kesinleştirmek için işte ilk önce deney yapmak lazım, denemek lazım. Buradaki amaçlarından bir tanesi de bu. Hem deney yapmak hem bu konuda kendimi biraz daha geliştirmek, öğrenmek, size de öğretmek. Evet, ikinci sırada görüşürüz arkadaşlar. İkinci sırayla ekimimize tam gaz devam ediyoruz. Bu sıramızda neler var? Fasulyemiz var. Limonumuz var. Mix. Bu mixte ne var hiç bilmiyorum. Bir de şöyle hediye gönderdikleri bir tohum var. Bu sırada da onları ekeceğim. Daha sonra da ne var sırada? Muzlar, kiviler, sarı biberler, böğürtlenler, petunyalar, çilekler, şakayık, aloe vera falan filan gidiyor. Evet, üçüncü tur ekimimizde yine beraberiz. Bu ekimde neler var? Muz var, sarı biber, böğürtlen, kivi, havuç. Burada da karışık tohumlar var. Bilmiyorum ne çıkacak onlardan. Onlardan da biraz daha ekeceğim. Burada da şakayık, aloe vera, petunya. Random attım. Bunları bugün ekmeyebilirim. Bakalım. Yani şimdi bunları şu alana sığdırmam gerekecek. Eğer yer kalırsa bunları da ekeceğim. Kalmazsa bunlar öncelikli değil. Şaka ayıkımız olmayı versin. Can suyunda görüşmek üzere. Evet, şimdi sıra geldi en önemli bölüme. Can suyu vereceğiz. Zaten durumu özel kılan kısım da budur. İnşallah bunlara bir can verebilmek ya da can vermeye vesile olabilmeyi sağlayabilirim. Şöyle altından ufak ufak suluyorum. Böyle zor olacak, yalnız ayarı tutturamayabilirim. O yüzden kapatıyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın dostlar. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.